Abla merhaba. Merhabalar. İbrahim abi ziyarete geldik. Buyurun, buyurun. Başlasın. Nerede kendi? Kendi evde. Tamam. Yukarıda mı? Hocam, evet. Yukarıda. İçelim. Evet, içelim. Evet, evet. Efsane buyurun. Arkadaşımızı görelim. İbrahim abi. Buyurun, bakın size misafirler getirdim. Gelin 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 gelin. Vay vay vay. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel, hoş geldin. Merhaba. Abişim merhaba. Merhaba merhaba. Nasılsın? Baskına uğradık ola. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Kolay gelsin. Güzel bir baskın. Hangi anın genelini soruyorsun? Şu saniye itibariyle mi soruyorsun? Şu saniye ne oluyor burada? Şu saniye itibariyle. Sümerce Metin Çelik. Şu saniye itibariyle bir soru. Ama bir soru ama. İçinde 10 tane soru olan bir soru. Bir soru. Acaba bir tek soruyla o 10 soruyu söyleyebilecek miyim bilmiyorum. İnsanlar herhalde bir zaman yoktu, var oldu. Neyse. Yani nasıl ses çıkarttı, nasıl konuştu, neyi konuştu, hangi sesi çıkarttı, hangi sesler ilk defa oluştu, hangi kelime ilk defa oluştu ya da hangi dil ilk defa oluştu, hangi zamanda ve nerede? Ve bugünkü hal. Ona mı çalışıyorsun? Evet. Mesela bu notlar ne? Bu notlar o notlar işte. Bu yani bu defter bunun defteri. Yani bu her çalıştığım konunun defterleri var. Tahmin ediyorum 5000 civarında da dosya var. Efendim? Yazılar el yazınız mı? Evet 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 benim yazım. Bu arada biz nereden geliyoruz biliyor musun abi? Ahmet'in duruşması vardı. Evet. Yani Türkiye'de biliyorsunuz özgür basın her zaman baskı altında. Evet. Ahmet'e terör örgütü üyeliği ve örgütü? Terör örgütü üyeliği ve terör örgütüne yardımdan duruşma açtılar. Dava açtılar. Saat 10.30'da duruşmamız vardı. Günal Hocam da işte Ankara'dan geldi. Nereden? Ankara'dan geldi. O da KYK'lı. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hocaydı. Ankara'da hukukta hocaydınız. Yok, Çukurova'da. Adana Çukurova Üniversitesi'nde Adana'daki. Hocaydım ama işte. Ankara hukuk mezunuyum. Evet, yani evet. Yüksek lisansımda. Ahmet'in avukatı yani, avukatıydı evet. Olarak geldi. Evet. Biz de bugün İnsan Hakları Derneği, evet. İnsan Hakları Vakfı falan hepsi geldi bugün duruşmaya. İşte evet. Arkadaşı yurt dışına çıkartmayacaklarmış. Zaten çıkamıyordu, çıkmıyordu. Çıkamazlar. Yasak verdiler. Bilet alamaz. Aynen. Bilet zaten alamaz. Bilet alamaz. Kimse nereye gidecek? Evet. Öyle işte. Onun için geldik sizin yanınıza. Yetmişsiniz. Yetmişsiniz. Söyledikleri zaman ben de özellikle gelip tanışmak istedim. Çünkü evet. Evet. Sağ olun. İbrahim Çenet ismi meşhurdu. Ya, ben Ankara Hukuk mezunuyum. Ankara diyor. Hukuk'taki öğrenciliğimiz döneminde de sizin maceranızı falan tabii biliyor. Evet, Türkiye evet, biliyor evet. Da. Biz de duyuyorduk. Evet. Beni de yargılıyorlar aynı durumda. Bir fırsat olunca gelip ben de tanışmak istedim. Çok da mutlu oldum. Redkit gibi yani. Sizin davanız var değil mi şu an? Bildiğim kadarıyla. Neyden açtılar size? Ya çok enteresan. Enteresan derken yani şey de uyduramıyorlar. Bahane de uydurmakta zorluk çekiyorlar. Yani tamamen dava açmış olmak için açıldı. Tabii. Ama tam gazete haberi gibi bir şey. Bir ara geçen sene biraz çokça televizyonlara falan çıkıyordum herhalde. Buradan neyse. Geldi iki jandarma gitti. Savcı Bey bir şey soracak. Bizim de gelir misin dedi. Muhtar da var yanında. Dedim gelir misin denmez ya. Koskoca jandarması geldi. Geldi. Arkadaşlar Erkan'ı tanıyorsun sen. Daha önce o benimle ilgili filmi yapmıştı. Arkadaş Yeşil Sol Parti'de. Yani şimdiki demin hala var. Bileşeniz. Kapanmadı tabii. Yeşil Sol Parti tekrar. Oradan Adana'dan. Aa HDP'nin orada karşılaşmıştık beraber. Arkadaşta Erkan'ın davası varmış. Avukat oradan. Bu da bizim oğlumuz. Sen Erzinli asıl değil mi? Aynen. Erzinli ve bizim asıl oğlumuz. Aynen. Yani benim aynen. Oğlum arkadaşım. Nasıl? Orada çalışıyordum. Nerede? Irkçılık da var ha. 15 sene önce çaktırım ya ama var. 15 sene önce ilk defa şu Yalçın Market'in karşısında arada solda bir yerde tanışmıştım senin. İbrahim abi şimdi terör örgütleri silah kullanır değil mi? Silahlar. Evet. Şimdi sen bunu en iyi... Şimdi ters baktığın zaman da silah yani. Şöyle ama ben yine o dönemdeki sizin örgütleri öyle değerlendirmiyorum. Hani devlet o zaman THKPC'yi, THKO'yu terör örgütü ilan etmişti ama silahları da vardı yani. Evet.
Şimdi tekrar terörist şimdi, olmakla itham ediliyorsunuz. Bazen, Ahmet itham ediliyor. Hayır, bazen silah çok tehlikelidir ama bazen söz de bir hayli kalem tehlikeli daha tehlikeli olabilir. Hatta bazıları için. Gazetecilerin çok klasik bir şakası var. Evine gelip göster bakayım şu silahları dediği zaman bir kalemliği var. Yarısı yazan, yarısı yazmayan. Bir tomar da kalemi var. Yazmayanlar da atmamış şöpe. Buyurun der. Hani bu klasik gazetecilerin bir şeyi. Onun gibi sözleri. Beni soruyordu. Geçenki davayı. Dediler, götürdüler gittiler. Dedim gelin. Dedi. Neyse gittik. Ben çok kısa geçireceğim. Dedim buyurun savcı bey, ne sormuş bakayım, ne söylüyorsun? Ama hastaneye falan da götürdüler tabii, doktorların işkence falan. Bir de kibar davranıyorlar. Masanın üstüne 4-5 tane kağıt attılar. Kağıtlara baktım, fotokopi. Benim son aydaki Facebook'taki şeylerim. Paylaşımlardan. Paylaşımlardan. Onları gösterdi. Dedi ki buyurun ne gösteriyorsunuz, ne diyorsunuz? Temelde iki tane birisi 1 Mayıs işçilerin bir yıl önce ama ondan. 2022 yılında Mersin'de bir konuşmada halka karşı. 2 yıl önce. Yarın 1 Mayıs. Evet. 1 Mayıs'ta Mersin'de 1 Mayıs işçilerin mücadele, emek ve kavga günü demişim. İyi ama mücadeleyi anladık. Emeğe de anladı. Kavga günü derken ne diyor? Sermaye ile kavga. Siz ne diyorsunuz? Siz ne soruyorsunuz? Bu kavga demek terördür ve silahtır. Dedim yok, ona girmez. Kavga demek adama ne yapıyorsun diyor. Yaşam kavgası veriyorum diyor. Ne demek istiyor? Zor yaşıyorum yani. Hayat beni çok zorluyor. Yaşam kavgası veriyor hastanede denir. Bir tanesi de sen Deniz Gezmiş'in resmini niye çok paylaşıyorsun? Dedim ki ya park yapıldı. İzmir Belediyesi park yaptı. Evet. Adana'da heykel da yapıldı. Adana'da da yapıldı. Bursa Nilüfer Belediyesi, bilmem İstanbul Maltepe Belediyesi, Mersin'de Yenişehir ve Mezitli, Adana'da da Çukurova. Tabii. Belediye. Galiba Antalya'da neyse, Muratpaşa Belediyesi. Savcıya söyledi. Yok. Gene ona neyse avukat uzun hikaye yazmış çizmiş mahkemeye gittik. Saat 4.30 mahkemede hanım da var orada. Saat 4.30'da hiç kimse kalmamış adliyede. Ağır cezada bizim duruşma. Etme onun lafını, katil dedi. Orada komiser dedi ki nereye gidiyorsunuz böyle? Biz de 5-6 kişiye gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Ağır cezada duruşmamız var. Ya bu saatte ne duruşması 4.30 oluyor. Kardeşim ha kağıt. İyi gidin şu aşağıda dedi alt kat. Vardım oraya. Kocaman bir salon. Kocaman. Üç tane hakim. Hani arıza şey. Kocaman bir salon. Üç hakim. Bir de savcı. Bir de yazıcı. Bir de burada bir başlıkta bir oğlan. Bizi ne öne almadılar. Oturak yerine de en arkaya ve kapıya en yakın noktaya aldılar. Ben yani ciddi bir savunma yapmayacaktım. Yani ama gene de bir A4 kağıdına bir daha öyle bir şey yazmıştım. Ona çocuğuna verdim mübaşir dedikleri. Onu götürüver diye. Adam hakim bir gidiyor bir geliyor arkaya bilmem ne yapıyor. Bir telaşlılar ne için seyahatim. Dedi ki değil belki de falan. Ha söyle dedi. Yani hiç böyle yani bir hakimlik şeyi de değil dedi. Dedim neyi söyleyeyim. Orada yazan iddia. Demek ki söylediğimi anlattım. Dedim ki iki şey söylüyorsunuz. Kavga. Kavga böyle onu söyledim. Ondan sonra Deniz Gezmiş'i demin atınca hemen dedi ki sus anlatma bana adam öldürmüşün katili anlatma dedi. Deniz Gezmiş hakkında hani kim böyle öldürmüş? Deyince. Dedi, bu, ne anlatayım başka dedim. Bu arada o çocuk bir sayfalık o daktı öyle yazmış şey götürmüştü. Ona şöyle bir baktı herhalde en sondaki cümleye baktı herhalde. Çünkü 5 saniye baktı. Aptal bir cümle söyledi dedi ki. Tanımıyor herhalde. Bunu sen mi yazdın dedi. Altta benim adım var. Yani dilekçeye yazan avukat falan filan diye değil. Benim adım. Evet dedim. İyi yazmışsın dedi. Tamam. Tamam elini böyle. Tamam bitti mi dava. Git. Yani uzaklaş bir veba gibi. Yani şeye yazıcıya yaz bilmem ne de demedi. Yani bir şey de demedi başka. Bazen bir şey yazıyorum. Hanım da diyor ki aman çok sivri de bir şeyler yazma. Bunda da gene de bir şeyler. Dikkat et. Dedim ki demek ki bak açtıkları davanın
sonucunu bence almış oluyor onlar. Hepimizin hanımlar söylüyor. Yani İbrahim abi benim hanım da aynısını söylüyor. Fazla yazma diyor. Bak ben bu çocuklara bakamam. Ya şey işte klasik şey. Yani ya o, aynı şeyi hani, başka cümlelerle söyle kullanmak ama, lazım. Ama zaten bize davayı açan yani bir miktar frenle kendini. Yani siz bizi biliyorsunuz. Tabii tabii amaç o zaman. Ama ya kurdurmuyor ya da çok 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 az kurduruyor. İşte hanım bile öyle derken tabii. Yani başarmış. Ya, işte. İlla onu suçlamak için söylemiyorum ama o da öyle diyor. Belki de ben kendi kendime soruyorum. Ben bazen düşünmek demek insanın kendi kendisiyle konuşması demek. Hı. Düşünmek şöyle uzanıyorsun. Uykun yok ama ya biraz yoruldum galiba diyorsun. Ve düşünüyorsun. Aslında kendin de konuşuyorsun. Evet. Bazen ben bile bakıyorum belki bazen yani %1 dost, %5 dostum belki azıcık aşağı çekiyorum. Yani gibi. Serkan şunları sen alır mısın? Alırım. Ben de alırsın abi. Almam. Şuraya Serkan. Bakın uygun buluyorsan. Şura nasıl? İnsan her şeyi bilemez. Ama çok şeyi de bilmesi herhalde iyi olur. Mesela ben bir tarihte fi tarihinde Descartes okuyorum. Fransız filozof Descartes. Descartes. Filozof. Sosyal filozof. Descartes'i okurken 40 açıdan düşünüyorum. Onun sözleri, fikirleri, sentezlerine varıyorum. Ama bir ara bakıyorum adam psikanalizi anlatıyor. Beyin omurilik ve beyinci anlatıyor. Ya ben sinir uzmanı, doktor tıpçı değilim ama sanki bir tıpçı hem de hassas bir sinir sistemi profesörü, bilimcisi bir tıpçı anlatıyor. Tıpı biliyor adam. Evet. Ama tıpçı değil Descartes. Başka bir sosyal filozof. Bunu şunu demek istiyorum. Ya da özellikle Engels. Engels ya bir doğayı anlatırken harika bir çevreci sanıyorsun. Adam sosyal bilmem neyi anlatırken, uzayı anlatırken, evreni anlatırken, kara deliği anlatırken, maddenin varoluşunu anlatırken, bilmem neyi anlatırken adam bir gök bilimci sanki. Bu 15 Temmuz'dan sonra ilan edilen 20 Temmuz o hal sonrasında ikinci darbesinden darbe. İkinci darbe sonrasında 152 bin kişi kamudan ihraç edildi. 130 kişi intihar etti bu süreçte. 1300 civarında insan ya hastalanarak ya bilmediği işlerde çalışırken öldüler. Ve hiçbir yargısal şeyle olmadı bu. Birdenbire kapıya attılar. Yani 12 Eylül döneminde veya sizin zamanınızda olduğu gibi. Şimdi hayatınız devrimci ve sosyalist mücadeleyle geçmiş bir insansınız. Bir devrimci, bir sosyalist böyle bir şeye kayıtsız kalabilir mi? Bilmem ne yapıp kanun hükmünde kararnamelere karar verilecekse en hassas şeylere meclise ne gerek var, parlamentoya ne gerek var falan demiştim. Bu cümle aklımda kalmış. Onun gibi yani buna elbette sırf benim ağzımdan o cümleyi almak içinse onu ben 1000 defa söylerim. Elbette doğru olmayan bir şey. Bir de her türlü kesime. Şimdi güya ilk etapta şey demişlerdi, yok biz petrolatçılara vuruyoruz falan filan demişti. Her türlü kesimde, kendilerinin beğenmediği her türlü kesimde. Bu Erkan'ın programından sonra beni telefonla arayanlar olmuştu, adam filan. Oradan dediler ki, bu enteresan bir anekdot da. Dediler ki ya biz sana gelmek istiyoruz dediler. Biz Adana Kadın Kanun Hükmünde Kararname grubunun insanlarıyız dediler. Dedim ki bana gelin, hoş geldiniz ama sizi bu kadar para edip ne yapayım, bir Adana'ya zaman zaman geliyorum, ben size geleyim. Ben de onlara bir soru sormuştum. Dedim ki, ya siz kanun hükmünde kararnamecisiniz, necisiniz be, sağcı mısınız, solcu musunuz, nesiniz falan filan diye öyle kırgırla sormuştum. Birisi dedi ki, bir 35 yaşlarında, 40 yaşlarında bir olan, ben de daha Adanalıyım, asıl Diyarbakırlıyım, PTT çalışıyordum, resmen ben sol görüşlüyüm, beni attılar dedi. Yanında birisi vardı, o da çok yaşlı değil. Bu arkadaşımız da Maraş'ın Oğuzeli mi, bilmem ne eli mi, şey Oğuzeli değil de, Çağlayan Cerit mi, küçük bir ilçesi. Oranın kaymakamıydı, oradan attılar. Bu arkadaş da sağ görüştü sanıyorum dedi. Öteki de bilmem ne dedi. Yani anladım ki. Herkes ayrı bir şeyci. Yani beğenmedin, almış atmış zaten.
Beste gibi olmuş ama sanki. Evet, yani şeyin bestesi gibi. Şimdi bahaneleri, faşizmin bahaneleri çok kurtla kuzu hikayesi. Hani kurt kuzuya suyu bulatıyorsun demiş. O da ben bulatmıyorum, o sosu sen yukarıdasın, ben aşağıdayım. Ve ulan dırdır etme, yiyeceğim işte seni. Onun gibi bahane yemiş. Dediler ki sen üç şeyi yapmıyorsun. Nedir? Teknik elbise giymiyorsun. Evet. Müftü geldiği zaman dinlemiyorsun. Bir de yemek duası yapmıyorsun. Dedim aynen öyle. Ben yemek duası yapmıyorum. Müftüyü, imamı dinlemiyorum. Teknik elbise giymiyorum. Reddediyorum. Dediler ki bu dediler idareye karşı gelmektir. Çünkü idare, bakanlık bunu idareye söylemiş. İdare de size söylüyor. Yaparsanız uyuyor, yapmazsanız idareye uymuyor. Olur. Uymadığı zaman da İHAL kalkıyor. İHAL 6 yıl 3 ay oluyor sana 7,5 ay. Onu da tamamlattılar geri. Tamamlattılar. Öyle. Burada evliyim, çocuğum var bilmem ama ne yapayım ya öyle. Öyle bir durum yani. Bütün tehlikeli adamları buluyor bu Erkan. Fazıl Güleçyüz diye benim bir arkadaşım var. Hmm. Gitmiş İstanbul'da bulmuş onu. O da güzel şey tanıştık yapıyor. Onlar da tanıştık. Yüzbaşıydı o. Beraber cezaevinde yapmıştım ondan. O hava yüzbaşısıydı. Jet pilotuydu o. Bizim 5 tane pilotumuz vardı öyle. O da işkence falan filan. Ama o da iyi götürüyor. Hala mücadele ediyor o. Evet. Dernek kurmuş. Onu anlattım. Bir iki arkadaşa gösterdim onun konuşmalarını. Senin filmi filan. Ki zaman zaman yazışırız da. O da iyi ya, bu adam bunları açıkça söylüyor falan diyor. İyi dedim ya. Söyleyecek tabii, başka söylemezse yok olmuş. Bir devrimcinin görevi değil mi bu? Bir devrimcinin görevi. Odur yani, başka yolu yok. Yani şimdi beni alsa polis bana şöyle bir soru sormuyor. Sen niye devrimcisin? Hala devrimci misin falan filan, öyle bir şey sormuyor bana. Sormaz o, sorsun. Niye soruyorsun ki? Yani başka ne olacak yani? Gibi. Bunlar Fethullahçı işte, FETÖ'cü. Bunlar soru çaldı. Bana ne ya, kimin ne olduğu? Ben devlet tarafından hak ihlaline uğrayan insanın yanındayım. Yani mağdur edilmiş bu insan devlet tarafından. Ve hukuksuz bir şekilde, bir yargı yoluyla falan da değil. Bize de böyle diyorlar da onun için onu sordum özellikle. Yani bir de cemaat gerekçesiyle ihraç edilen arkadaşlar solcuları Doğu Perinçek sanıyorlar. Veya işte Kemalistleri solcu sanıyorlar. Gerçek sosyalistleri bilmiyorlar. Gerçek sosyalistlerin bakış açısını bilmiyorlar. İnsan hakları bakış açısını falan bilmiyorlar. Bir tanesi yazmıştı o şey Erkan'ın yaptığı filmin altına. Aa, bu adam da Doğu Perinçek gibi çok güzel solcuymuş. Ne münasebet. Şimdi hakaret mi? Bazıları yazmıştı. Bazılarını bizim hanıma okuyorum ben onu. Diyor ki kardeşim bu dünya için çok güzel şeyler yapmışsın ama ahiret için ne yaptın? Bari hacca git de günahını affet. Bizim hanıma buna benzer okuyorum. O da diyor ki buna bir cevap yazsana diyor. Dedim ki yok, onlara cevap yazmıyorum. Ama ötekilere hepsine cevap yazıyorum. Bir kelimeyle veya ya da cümleyle ya da birkaç cümleyle. Çünkü öteki adama söylesen kuş beyni zaten. Telefonun arkasına ya da yazının arkasına katlanarak ona bir şey söylesen ne çıkar? Ağzına yorum. Ama iyi şey yazana sizin sayenizde bilmem ne falan filan diye yazmış birisi. Ben diyorum ki hayır hepimizin bu güzellikte payı var. Bir araç direksiyonu olmazsa da gitmez. Küçücük bazen bir vida olmazsa olmayınca da icabında o araba gitmez. Onun için herkes bu güzelliğin, bu kötülüklerin içinde bu güzelliğin bir parçasıyız diye yazıyorum. 1965 yılında uluslararası devlet, uluslararası emperyalizm şeye karar veriyor. Türkiye'de işte 61 anayasasıyla falan filan işte o bildiğiniz hikayeler, halk yükseliyor. Buna karşı sol yükseliyor. Sol devlete vurmasın, devlet yıpranmasın, devlet kendiler. Onun için biz öyle bir örgüt, öyle bir parti, öyle bir yapı kuralım ki hem parti, hem örgüt, hem bilmem ne olsun diyor. Ve sol kitlenin karşısına bir kitleyi çıkaracaklar. Sol örgütün karşısına da başka bir örgütü çıkaracaklar. Bunun için Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi diye bir parti kurulmuştu bir amaçla. Evet, ona Alparslan Türkeş'e diyorlar ki sen diyorlar bu parti bir kongre yap, Langon'un adını da ufak bir değiştir, böyle yet. O da oluyor, işte Milliyetçi Hareket Partisi oluyor. Ve adam
Bu çocuk esirgeme yurdunda kalmış Adana'da. Adanalıyım diyor. Milletvekili de burada. Adanalı falan filan. Ve Adana'da da Osmaniyeliyim diyor. Osmaniye Adana'nın ilçesi. Ve buraya bir komando kampı açtılar. Doğru söylüyorsun. Nitekim kontrgerilla oldu işte. O vurucu ölüm mangaları. Evet. Ölüm mangaları oldu. Ve Türkiye'nin dört bir tarafına buradan adam öldürme insan götürdü. Biz de o komando kampına vurmuştuk yani. Dövüşmüştük. Bilmem ne yapmıştık. Onlar değnek taş attılar. Biz de taş atmıştık. Onlar değnek attılar. Biz de daha atmıştık. Onlar kurşun attı 3 tane. Biz de 6 tane atmıştık. Falan filan. Öyle. Aldım. Beni tutukladılar ama tutukladılar. Fakat çok farklı bir öge tabii. Beni gözaltına alan yüzbaşı diyor ki, niye öyle yaptınız diyor. Dedim yapmadık. Niye herkes seni öyle söylüyor? Dedim vallahi onu onlara soracağım. Herkese soracaksın. Niye bu adamı söylüyorsunuz diye ona sor ama sen madem ki gene de sordun ben söyleyeyim dedim. Dedim ki bak şimdi bunlar bir şey diyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kabul etmiyoruz. Biz Osmanlıcıyız. Biz başka şeyiz diyor. Biz de Mustafa Kemal düşmanı bunlar. Bunlar Cumhuriyet düşmanı. Bunlar Cumhuriyet devrimlerine karşı. Biz de bunu savunuyoruz. Benim babam şöyle, abim böyle balalalalala. Onlar da böyle. Yüzbaşı oradaki hastabeyin gözüne bakıyor böyle. Orayda başta bir ölü yok, yaralı yok, memle yok falan. Sadece karşılıklı silah kullanılmış. Yani ormanda bir yerde bir kamplarını basmışlar. Birkaç dinamit atmışlar, birkaç sıkmışlar falan filan langir lingir. Onun dışında burada benim ailem biraz farklı. Sen bilmiyorsun, bunlar bilir. Benim taşıdığım soyad çok farklı. Benim büyük bir aile herhalde. Büyüğün dışında çok farklı bir özelliği var. O apayrı bir olay. O çok 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 o işlenmesi gereken bir olay. Benim devrimci olmamda ailemin rolü çok 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 fazla oldu. Ben çocukken bile abim çok politikti. Abim 3 dönem belediye başkanlığı yaptı Osmaniye'de. Abim birkaç dönem, 5 dönem CHP'nin ilçe başkanlığını yaptı. Hem de 50-60 arasında. 50-60 arasında Demokrat Parti'nin bakanları gelirdi, miting yapar. CHP'nin ve Atatürk'ün aleyhinde konuşarak konuşma yapardı. Toplanmışlar 3000 kişi bir meydana Osmaniye'de. Abim de o Demokrat Parti'nin bakanı konuşuyor. 3000 kişi toplanmış. O da o mitingin kenarına gidiyor. 3000 insan. Demokrat Parti'nin adamları. Abim de gidiyor oraya. Kenarda dinliyor. O Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in aleyhinde konuşuyor. O da diyor ki ulan diyor Atatürkçülerin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocukları bile senden çok şereflidir. Şerefsiz insan. Konuşamazsın diyor. Daha sonra diyorlar ki ya Hasan Bey peki 3000 kişi toplanmış. Adam bakan. Halen bakan. Hiç korkmadı. 3000 kişi toplanmış. Kitle psikolojisi ezin bunu dese böyle. Linç eder mi? Yok diyor. Ben kitle psikolojisini iyi bilirim. Üzerinde 60 civarında mermi var diyor. 3 kişi öldürdükten sonra onların tümünün dağılacağını biliyorum ben diyor. Onu kendimi yani öyle bir adam. İbrahim abi kaç kere gözaltına alındın? Kaç kere tutuklandın? Günal hocam orada. Ya onu sayamayacağım kadar çok. Çünkü 3 gün, 1 hafta, 1 ay, 3 ay yani öyle çokça alındığım için onu tek tek düşünmem, saymam lazım. Ama cezaevinde de fazla kalmadım. Toplam olarak belki 7,5 yıl kaldım. Ama başka bir kötülük var. Ben kendimi saklamak zorunda kaldım. Yani kaçmak zorunda kaldım. Ya benim vasıtamla yani kaçakım belki. Kaçak pek fazla kalmadım ama ben kendimi kaçakmış gibi bir yere hapsettim diyelim. Yani bir eve bir yere girdim, kaldım bilmem ne. Ama onun haricinde başka bir şey daha var, onu saymıyorum. 5 yılda beni vatandaşlıktan attılar. Yurt dışına attılar. O da bunun içinde değil. O 7,5 yıl içinde değil o atmak. benim çocuklar da gelemiyordu. Benim çocuklarım biri yurt dışında doğmuştu. Ona bizden ezberledi onu. Küfür ediyorlar, sen Türkiye'ye gittin mi çocuğa? Benim pasaportum yok diyor. Çocuk 7 yaşında, 8 yaşında, 6 yaşında. Yani ona öyle diyor, Kübele Türkiye nasıl gittin mi falan diyorlar çocuğa. Yani o da 9 yaşında gelebildi. Yani beni 9
9 sene sonra o çocuk doğduktan sonra almışlardı. Hiçbir neden yokken. Yazıyor musunuz bunları? Konuştuğumuz şeyleri, hayat hikayenizi, biyografinizi? Birçoğu. Yani Kamış Destanı'nın %90'ı Osmaniye'de geçiyor. Mesela bir Fudehepa'mız var. 3300 sene önce kadın haklarını, kadın ve erkeğin eşitliğini bize Roma hukukunda ezberlettiler bunu Roma hukukunda. Roma hukuku daha 2000 sene önce. Roma hukukundaki kadın ve erkeğin sözünün aynı anda geçerli olduğunu Çukurova'lı, özellikle Osmaniyeli olan, oturan, Osmaniye'de iki tane tıp fakültesi açmış olan Fudehepa bunu yazıya geçirmiştir. Fudehepa. 3300 sene önce. Fudehepa, buralı bir hemşerimiz, Kizilbatna uygarlığının kurucusu, hem kraliçesi hem de tıp doktoru. Yani 2800 sene önce Osmaniye'de iki tane tıp fakültesi var. Tıp fakültelerinde bacak nakletikleri söylüyor. Çok memnun oldum. Sağ olun. Tamam. İbrahim abi ben yine uğrayacağım yanına. Tamam. Yakın zamanda. Ne zaman istersen gelirsin. Tamam İbrahim abi. Teşekkür ederim. Biraz zaman ayır.